İyi geceler efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Şimdiki zamanı bugün eski saatimizde, gene pazar günlerinde bize alışık olduğunuz saatte 23.15'te ve 23.20 arası diyelim. Başlatıyoruz tekrar yeni günümüzde ve yeni saatimizde tekrar karşınızdayız. Evet, şimdiki zaman bu uzun soluklu program maratonuna tekrar başlıyor ve bildik bir konukla başlıyor. Erol Bilbilik'le, yazar, araştırmacı Erol Bilbilik'le başlayacağız programımıza ama hafta içindeki tanıtımlarımızdan da duyduğunuz üzere bugün bir çok tartışılan bir belgeseli konu edineceğiz. Zeitgeist, Zamanın Ruhu isimli bir belgeseli konuşacağız bugünkü uzun programımız boyunca. Ama önce internet adresimizden söz edelim. Program boyunca soru, görüş ve önerilerinizi mail yoluyla şimdikizaman@skytürk.tv internet adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz canlı yayınımız boyunca. Ayrıca telefon bağlantıları için de 0212 449 07 96 ve yine 0212 449 07 97 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon bağlantılarımız da olacak. Konuklarımızla bu konuyu irdelemeye çalışacağız diyelim. Erol Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Evet, uzunca bir zamandır görüşmemiştik. Epey oldu. Evet. Şimdi dilerseniz izleyicilerimiz için bu arada hemen hatırlatmakta da fayda var. Belgeselin çok kısa iki bölümünü, bu iki bölümlük bir belgesel. İkinci bölüm, Adendum bölümünden iki küçük BTR hazırladık. Bunu da programımızın içerisinde izleyicilerimizin bilgi sahibi olması için izleyeceğiz. Yalnız hemen hatırlatmakta fayda var. Belgesel, bahse konu Zeitgeist belgeseli, Zamanın Ruhu ismini taşıyor, Almancası Zeitgeist. Bu belgeseli internetten de izleyicilerimiz, merak edenler izleyebilirler. İki bölüm halinde Türkçe altyazılı olarak internette de yer alıyor. Peki bu belgesel nedir? Kısaca bir bilgi vermek gerekirse, bu ilk kez 2007 yılının Haziran ayında İnternette yayınlanan bir belgesel olarak adını duyurdu. Zeitgeist, az önce de söylediğim gibi, Almanca Zamanın Ruhu adını taşıyor ve kısa sürede çok büyük ilgi uyandırdı. Hemen ardından Mart, kimine göre Mart, kimine göre Nisan 2008'de de Addendum, Eklenenler başlığıyla ikinci bölümü yayınlandı. Peter Joseph isminde bir yapımcı tarafından yapıldığı söylendi. 2007 Hollywood 4. Belgesel Ödülleri en iyi belgesel filmi ödülünü aldı. Yine izlenme rekorları kırmasının sebep olan Addendum'da 3 Ekim 2008'de internette yayın hayatına başladı, yayınlanmaya başladı. 180 ayrı yerde de özel gösterimler yapıldı bu belgesel için. 60 milyondan fazla insanın izlediği söyleniyor Zeitgeist belgeselini bugüne kadar ve her gün tam 40 bin kişinin internetten Zeitgeist belgeselini indirdiği bizdeki bilgiler içerisinde. Ayrıca filmin ikinci bölümünün sonlarına doğru bir projeden söz ediliyor. Bu projede insanlığın kurtuluş projesi olarak, öneri olarak anlatılıyor ki buna da ayrıntılarıyla konuklarımızla değerlendireceğiz bu projenin ne demek olduğunu. Bu da Jacques Fresco isimli bir aktivistin bir projesi, Venüs projesi adı altında. Bunu da programımız boyunca değerlendireceğiz ama Venüs projesinin de Jacques Fresco'nun ömür boyu yani bir ömrünü verdiğini bu çalışmalara ve sonunda böyle bir proje geliştirdiğini ama kimi değerlendirmecilere göre de bir tekno din olarak kabul edildiği konuşuluyor, tartışılıyor. Evet, Zeitgeist belgeseli çok konuşuldu, çok tartışıldı. Televizyon kanallarında yayınlanmadı. Biz de çok kısa iki bölümünü yayınlayacağız. Dediğim gibi iki bölümden oluşan bir belgesel dizisi aslında. Birinci bölüm Zeitgeist Movie, ikinci bölüm Zeitgeist Addendum. Biz Addendum'dan olan kısa bölümler yayınlayacağız birazdan. Beşer dakikalık bölümler yayınlayacağız ve telefon bağlantılarıyla da konuyu açmaya çalışacağız. Evet Erol Bey, isterseniz filmimize geçmeden, konuklarımıza geçmeden bir iki cümleyle önce toparlayalım konuyu. Nedir Zeitgeist belgeseli ve neden bu kadar çok ilgi gördü Zeitgeist? Bunu değerlendirelim ama bir cümlesi vardı filmin başlangıcında. Dünyadaki her kurum tarafından kandırıldık diye başlıyor film. Siz sürekli bunu anlatıyorsunuz ama ben yine tekrar o masum soruyla başlayayım isterseniz. Biz gerçekten her kurum tarafından kandırılıyor muyuz? Şimdi Zeitgeist bunu söylüyor, kandırıldık diyor.
bir açıdan da bir ikrarda bulunmuş oluyor bunu söyleyenler. Şimdi kendileri açısından söylüyorum ben. Biz kandırılmış değiliz. Yani aslında bizim iddialarımız şu. Gerçekten dünyayı yöneten bir sermaye sahibi patronlar grubu var. Biz bunu 20 senedir yazıp çiziyoruz. Yani bu örgüt yüzyıllardan beri var aslında. Ama böyle ele avuca gelir şekilde hayatiyet bulması 1921'lerde, 20'lerde gerçekleşiyor. O da Cefere dediğimiz bir örgüt. Bu Cefere'nin kitabını ben yazdım. Dünyada, Türkiye'de de tek kitap zaten. Council on Foreign Relations dediğimiz örgüt, Dış İlişkiler Komisyonu. Şimdi bu Dış İlişkiler Komisyonu'nun tabii round table'ı var, bunun daha üst şeyleri var, 18. asırlara giden kısımları filan var. Ama fiilen bu örgütün kurulması, Avrupa'dan New York'a geçerek kurulması 1921'ler. Şimdi bu örgütün iki tane daha bağlantısı var. Bu bağlantı kuruluş itibariyle, tarih itibariyle söylüyorum. İkincisi de 1954'te kurulan Bilderberg örgütü. Yani Bilderberg grup dediğimiz örgüt. Şimdi bunları tabii detaylı anlatmıyorum ben. Yazmışız, isterseniz anlatırım tabii. Detaylı zaman, olarak gireceğiz ama ilk bir iki cümle bir olarak iki cümle. Hani Zeitgeist'le ilişkisi olarak yani kuracağım. Dünya aslında kandırılan bir sistem üzerine mi kuruludur? Yani insanlık kandırılmak üzerine mi kurulmuştur? Şimdi o felsefi boyutlarıyla baktığımız zaman şimdi kandırılmak üzere kurulmuştur diyor zaten Cefere'nin söylemi o. Yani dünyayı yöneten örgüt kendisini perde arkasında tutarak, tutmaya özen göstererek, görerek hiç ortaya çıkmaksızın bir dünya yönetimini gerçekleştiriyor. Fakat o dünya yönetiminin gerçekleştirilişinde esas aktörler, birincil aktörler, çekirdek aktörler dediğim örgütler. Bunlar hiç ortada yoklar. Ama bunların görev verdikleri gruplar, yapılanmalar bu örgütün var olmadığını, böyle bir gerçekliğin olmadığını, üretilen düşüncelerin tümünün bir küresel komplo olduğunu, komplolarla bu işin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı iddiaları var. Zaten bunların esas stratejisi de bu. Mesela sonra açılınca, anlattıkça çıkaracağız ortaya hepsini. Şimdi bu açıdan baktığımızda bunu bir gerçek yöneticiler var, yönetenler var dünyayı. İşte bu Dış İlişkiler Konseyi. Onun arkasından Bilderberg örgütü, onun arkasından da Kyoto'da kurulan 73'te Zbigniew Brzezinski ile David Rockefeller'in öncülüğünde kurulan bir üçlü komisyon, yani trilateral commission dediğimiz komisyon var. Şimdi bu örgütün bir esas beyin takımı Cefere'dir. Yani Dış İlişkiler Konseyi'dir. Avrupa'yı yönetmekle, yani hem ekonomik olarak hem siyasal olarak hem stratejik olarak hem askersel olarak, kültürel olarak, sosyal olarak yönetmekle görevli olan Avrupa'yı Bilderberg örgütü var. Bu Bilderberg örgütü Dış İlişkiler Konseyi'nin bağlısı. Bir de 72'ler Konseyi'nin bağlısı. Bir de 72'de niye o ihtiyaç doğduğunu da anlatacağız ileride. Trilateral var. Trilateral dediğim gibi üçlü komisyon esas şeydir. Yani New York borsası birinci ayağı. İkincisi o zaman için söylüyorum. Londra borsası. Öteki de
Tokyo borsası bu üçgen içinde, yani burada hedef Asya'yı, Pasifik'i kontrol altında tutan CFR'ye bağlı bir alt örgüt. Anladım. Bunlar sermaye imparatorları, imparator sahipleri. Bir de bunun kurmay takımı var. Zbigniew Brzezinski'ler, Brenskov, Kroll gibi. Anladım. Erol Bey, isterseniz bunları ayrıntılarıyla gireceğiz. Fakat bu belgeselin, biraz sonra bölümlerini, kısa bölümlerini yayınlayacağımız belgeselin Türk kamuoyunda tanınmasını da sağlayan bir köşe yazarı, bir gazeteci dostumuz var hattımızda. Sayın Serdar Turgut, Akşam Gazetesi yazarı. Sayın Turgut, iyi geceler. İyi geceler, merhaba. Merhabalar. Siz önceden bunu yazarak, Akşam Gazetesi'nde köşenizde yazarak aslında bir anlamda da Türkiye'ye tam geniş kitlelere duyurmuş oldunuz. Gerçi gizli bir şöhreti vardı belgeselin. Vardı, evet. Ama siz de buna değindiniz. Ancak orada da ilginç tanımlamalarda da bulundunuz. Ben sizin yazınızdan da hareketle şöyle bir soru sormak istiyorum size. Siz Kennedy'nin öldürülüşüne işaret ediyorsunuz. Kennedy'nin öldürülüşünde kudret noktaları, yani kudret sahipleri tarafından Kennedy öldürüldü diyorsunuz. Şöyle bir şey var. Kennedy öldürülmeden önce, filmi gösterecekseniz belki orada görebilir. Bir hafta önce diyor ki ben çok önemli işler yapıyorum diyor. Önemli kudret noktalarını çıkartmak üzereyim diyor, ortaya diyor. Ve dünyayı yöneten hakim güçler var diyor filan, bunları açıklayacağım diyor. Ondan sonra bir hafta sonra öldürülüyor yani. Evet. Bu da Amerikan başkanlığı yapılıyorsa bu, evet, o zaman herkese her şey yapılabilir. Evet. Ondan sonra tabii biliyorsunuz 11 Eylül'de yapıldı. Evet. 11 Eylül'de de sıradan insanlar öldürüldü New York'ta. Evet. Binlerce insan öldürüldü. Ve bu Zeitgeist bunların hepsinin bir güç tarafından yapıldığını gösteriyor. Ve bunlar acımasız insanlar. Ben buna inanıyorum. Bunlar var. Evet. Peki ben şunu sormak istiyorum. Acaba bu denli, yani Amerikan Birleşik Devletleri'nin başkanını dahi öldürebilecek kudrette olan insanlar veya örgütler diyelim, bunlar bu tip bir filmin yayılmasını, internet üzerinden dahi yayılmasını engelleyemezler miydi sizce? Vallahi bir hakikaten bilmiyorum onu, ama belki de kendilerinin gücünü ispatlamak için onlar yayılıyor da olabilirler yani. Ha, onların vasıtasıyla yayılıyor olabilir diyorsunuz. Sadece ben spekülasyon yapıyorum şu an. Anladım. Bilmiyorum tabii. Peki. O zaman fakat o filmde şeyi gördüm. Çok enteresan. Masonik gizli bilgilerin olduğunu da hissediyorum ben orada. Dinlerle ilgili, olarak. Zeitgeist'in içinde mi? Evet. Evet. Peki. Çok enteresan şeyler söylüyorlar yani. Çok yıkıcı laflar var orada. Evet. Peki Sayın Turgut, acaba özellikle bu finalinde, filmin ikinci bölümünün, yani Addendum bölümünün sonlarında Jacques Fresco isimli bir endüstri tasarımcısının yaptığı bir proje var. Bu projeye, evet, bağlanıyor neticede film ve şu an için insanlığın kurtuluşu olarak bu Venüs projesi en akla yakın projedir deniyor. Tabii tek proje olarak söylenmiyor, haksızlık da yapmayalım. Ama en akla yakın insanlığın kurtuluşu için proje... Türkiye'de de var biliyor musunuz Venüs projeleri? Efendim? Türkiye'de de var o proje. Evet, evet. Türkiye'de de fütüristler aslında... Hayır, şöyle deniz dalgasını kullanarak enerji üretme falan gibi şeyler, projeler var. Var ama bütününde baktığınızda böyle bir proje var mı dünya üzerinde? Yani mesela bu paranın kaldırılmasını teklif ediyor. Onlar şey, o marjinal şeyler. Evet, marjinal gruplar. Bu Venüs projesi daha çok enerjiyle ilgili şeyler söylüyor. Evet. Peki siz Venüs projesinin gerçekleştirilebilir bir proje olduğunu düşünüyor musunuz? Yani uygulanabilir mümkün mi sizce? Değil. Mümkün değil. Dünyada petrol güçlerini karşısına alıp proje geliştirebilecek insan haddine gelmemiş. Yoktur öyle bir şey. Evet. Ezerler, öldürürler. Evet. Peki parasız bir dünya mümkün mü sizce? Canım, o işte anarşistlerin söylediği bir slogan bu. Yani o şey mi, fantezi olabilir yani, her anarşist bunu söyleyebilir. Evet, anladım.
Peki. Teşekkür ederiz Sayın Turgut. Köşe yazınızda da bunlara değinmiştiniz zaten. Israrla izlenmesi gerektiğini söylüyordunuz. Ben yıkıcı. Çok önem veriyorum bu filme. Çok önemli gerçeklere işaret ediyor. Özellikle 11 Eylül ile ilgili bölümünde çok önemli ispatlar var. Çok önemli bilim adamları konuşuyor orada. Teologlar konuşuyor. Aslında bilim adamları söylüyor, gösteriyor ki orada bu uçaklar çarpmadan önce bile o iki binada patlama olmuş. Onu görüyorsunuz zaten. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Turgut. Ben programa katıldığınız için. Serdar Turgut da diyor, Amerikan başkanını dahi öldürebilecek noktada olan güçler bunu belki de kendileri yayıyorlar. Belki de içinde masonik işaretler de taşıyorlar diyor. Siz de aynı tereddütleri taşıdığınızı biliyorum. Ben tereddüt taşımıyorum zaten. Bu konu, bu adamların, anlatacağım hepsini de. Tamam. Ben bunların kitaplarını, bunlar gerçek ama bunların Zeitgeist'la ortaya koydukları bazı gerçekliklerde gerçeklik payı var. Bazılarında hiç şey. Onları teker teker anlatacağım ben zaten. Açacağım. Anladım. Anlaşılabilir tamam. Bir şekilde. Şimdi izleyicilerimiz daha net anlasınlar. Şimdi bir belgesel üzerine konuşuyoruz evet, ama evet. İzlemeyenler için evet. Bunu isterseniz kısa bir VTR hazırladık. İzleyicilerimiz onu bir izlesinler. İlk VTR'mizi arkadaşlarımızdan, yönetmen arkadaşım Namia'dan rica ediyorum. İlk VTR'mizi ekrana verelim. Ve ilk kısa bölümle programımıza başlayalım. In a world where 1% of the population owns 40% of the planet's wealth, in a world where 34,000 children die every single day from poverty and preventable diseases, and where 50% of the world's population lives on less than $2 a day, one thing is clear. Something is very wrong. And whether we are aware of it or not, the lifeblood of all of our established institutions, and thus society itself, is money. Therefore, understanding this institution of monetary policy is critical to understanding why our lives are the way they are. Unfortunately, economics is often viewed with confusion and boredom. Endless streams of financial jargon coupled with intimidating mathematics quickly deters people from attempts at understanding it. However, the fact is, the complexity associated with the financial system is a mere mask designed to conceal one of the most socially paralyzing structures humanity has ever endured. The United States government decides it needs some money, so it calls up the Federal Reserve and requests, say, $10 billion. The Fed replies, saying, sure, we'll buy $10 billion in government bonds from you. So the government takes some pieces of paper, paints some official-looking designs on them, and calls them treasury bonds. Then it puts a value on these bonds to the sum of $10 billion and sends them over to the Fed. In turn, the people at the Fed draw up a bunch of impressive pieces of paper themselves, only this time calling them Federal Reserve notes, also designating a value of $10 billion to the set. The Fed then takes these notes and trades them for the bonds. Once this exchange is complete, the government then takes the $10 billion in Federal Reserve notes and deposits it into a bank account. And upon this deposit, the paper notes officially become legal tender money, adding 10 deposit. The paper notes officially become legal tender money, adding $10 billion to the U.S. money supply. And there it is. $10 billion in new money has been created. Of course, this example is a generalization, for, in reality, this transaction would occur electronically, with no paper used at all. In fact, only 3% of the U.S. money supply exists in physical currency. The other 97% essentially exists in computers alone. Now, government bonds are, by design, instruments of debt.
And when the Fed purchases these bonds, with money it essentially created out of thin air, the government is actually promising to pay back that money to the Fed. In other words, the money was created out of debt. Evet Erol Bey, filmimizin ilk bölümünü izledik. Az önce de söylediğim gibi ikinci bölümden, yani Adendum'dan alınan bir bölümdü. Adendum da 4 bölümden oluşuyor. Bunda da dünya para sisteminin aslında nasıl işlediğini anlatıyor. Biz en çarpıcı bölümünden küçük bir VTR hazırlamıştık, onu izledik. Burada da şimdi ilginç bir durum görüyoruz. Yani en basit temel bilgi, ki birazdan telefona bağlanacak olan iktisatçılarımıza da onları soracağız ama çok bilinen basit bir kuraldır. Dünyada para basılmasının bir kuralı vardır. Bu da elinizdeki altın miktarı kadar para basabilirsiniz. Aksi takdirde emisyon hacmi artıyor. Ya çok basit bir işleyen kuraldır. Amerika bunu ne zamandan beri ihlal etmeye başladı? Yani Amerika bunu niye ihlal etmeye başladı? Çünkü giderek az önce de izledik, tahvil çıkararak para basıyor. Giderek tahvil de çıkmıyor. Sadece internet üzerinden bir işlem yapılıyor. Para da basılmıyor. Bütün işlem internet üzerinde, bilgisayar üzerinde ilerleyen bir süreç halini alıyor. Ve ortada ne para basılıyor, ne tahvil var, ne altın var, hiçbir şey yok. Sadece Amerikan Merkez Bankası'nın işte bir X bankaya verdiği internet üzerinden bir şifre var. Ve bu şifre dolayısıyla o bankanın rezervleri artıyor. O banka o rezervleri bilmem ne bankasına, Y bankasına diyelim, faizle veriyor. Y bankası mortgage yoluyla veya kredi kartı yoluyla vatandaşa kadar uzanan bir faiz sarmalı yaratılıyor. Yani ortada hiçbir değer yok, kaynaklar sabit, ancak sürekli büyüyen ve bu faiz için çalışmak zorunda kalan belki de 6 milyar insan var. Ne diyorsunuz? Evet. Şimdi o dediğim şeye sonra da gireceğim. Şimdi konu şudur. İkinci, yani dünya savaşı bitmek üzere iken aşağı yukarı 43'ler 44'lerde dediğim CFR, yani Dış İlişkiler Konseyi, yani dünya sermayesini elinde bulunduran, yani dünya petrol sermayesini, dünya savaş sermayesini, dünya yeraltı kaynakları sermayesini, dünya işte o zamana göre bank kapital sermayesini, yani finans kapital sermayesini elinde vurulan bu örgüt, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya egemenliğine tek başına soyunabilmek için projeler hazırlattı. O zamanki yıllar, o yıllarda CFR'nin tam egemeni David Rockefeller'dı. David Rockefeller'dan önce de Henry Ford idi. Dünyayı şekillendiren en güçlü sermaye sahibi buydu. Ford'u deviren güç Rockefeller gücüdür. Ve Rockefeller gücünün zirveye tırmandığı yılda 1937 yıllarıdır. Yani David Rockefeller, John D. Rockefeller'ın oğludur, malum olduğu üzere. 36 yılında Chicago Üniversitesi'ni, şurayı burayı bitirdikten sonra dünya egemenliğini soyunmuş ve Ford Vakfı'nı, Ford Vakfı'na bağlı Mavistokları devirerek egemen olmuştur. Bu egemenliğini şu temel esasa dayandırılmak üzere bir çalışma grubu kurmuştur. Onların içinde işte benim kitabını da yazdığım George Frost Cannon'lar vardır, Paul Warburg'lar vardır, Daley Donovan denen eski CIA'den önceki casus teşkilatının başı vardır ve Amerika başkanını güden Adolf Berle'lerden tutun bir sürü insan vardır. Bunlar bu grubu kurmuşlardır. Ne yaparak dünyada tek bir süper güç olmayı sağlayabiliriz? Bunlar şuna varmıştır. Bu çalışmalar 43, 44, 45, 46 yani devam et. Demişlerdir ki biz evvel emirde dünyayı
bir para sistemiyle paraya egemen olarak, paramın hakimiyetini merkezimizde tutarak bir örgütlenmeye gitmelisiniz. Bu çalışmalar 1943'te falan başlamıştır aslında. 44'lere gelindiği zaman Bretton Woods'un, yani bu IMF'nin, Dünya Bankası'nın ikiz kardeş yapılanmanın temel esaslarını ortaya çıkarmışlardır. Tabii ve bunlar 45'te işte New York merkezi çalışmalarda bir çerçeve çıkmıştır. New Hampshire'da da bu iş bitmiştir. Ama 45'te bu sonucu almalarına rağmen 47'de ancak hayata geçebilmiştir parasal sistemin temel yapılanmaları. Şimdi bu temel yapılanmaların içinde çalışılırken zaten John Maynard Keynes de bu işlerin içindedir. Yani bu çalışmaların dışında değildir, içindedir. Yani İngiltere'dedir, şuradadır, buradadır ama buraya gelip çalışmalara katkılarda koymuştur. Şimdi dünya yüzünde Marksizmi ve Engel'i ve Lenin'i en iyi bilen dünyada gelmiş geç tek adam John Maynard Keynes'tir. Zaten Marksizmi bilmeden Keynes kapitalist ekonomik sistemi peygamberi neredeyse o işin kuramazdı. Onun için bu çalışmaların başında bulunmuştur. Neticede söylemek istediğim, IMF ve Dünya Bankası sistemi kurulmuştur. Hangi ama, yıldı Erol Bey? 1947'ye mi şart ediyorsun? New Hampshire, Bretton Woods New Hampshire'dır. Orada 45'te New York'ta bitmiştir çatı çalışması. İşte 45 sonlarında Hampshire'da bitmiyor ama fiilen uygulamaya sokuşu 47'dir. Onun paralel. Peki bir saniye, bir evet, parantez açalım. Bu arada dünyada aslında psikolojik savaşın da başladığı yıl olarak 1945 söylemek doğru tabii, değil mi? Doğru tabii. Yani ikisi aynı anda. Aynı anda. Şimdi başlıyor. O çünkü zaman Makartizm aynı yılda çıkıyor. Tabii, onu da söyleyeyim. Şimdi bu sistemi kuran cihat sadece IMF'yi, Dünya Bankası'nı kurmuyor. Sistem bir bütünlük içinde. O zaman ona da gireyim. Şimdi bunların temel felsefesi tek dünyacı CIA'ciler grubunu oluşturmak. Yani yeni dünya düzeni kurulacaktır. Tek egemeni Amerikan sermayesi olacaktır. Ve tek Amerikan sermayesi tek dünyacı kafaların, beyinlerin yarattığı bir temel stratejiye oturacaktır. Peki, o da şudur. Peki Soğuk Savaş'ı öngörüyor muydu bunlar aynı zamanda? Bunlar Soğuk Savaş'ı da öngörüyor, Sıcak Savaş'ı da öngörüyor. Hayır, bunlar, 1960'larda Domuzlar Körfezi kriziyle başlayan gayet tabii, Sovyetler Birliği kamplaşmasını öngörüyorlar mıydı? Bunu zaten bunu Brookings Enstitüsü bunun programını yazıyor. Yani o programlarla başlıyor onların. Hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Sayın Turgut'a da söyleyeceğim. Yani orada Kennedy'yi şakur şukur bunlar öldürüyor. Niçin öldürüyor? Bunu da söyleyeceğim yani. Şimdi dolayısıyla bunlar komplo da değil, ispatlanmış şeyler. Kennedy tapesler yayınlandı. Onun şeyleri de, CFR'deki kayıtları da Zeppelin ve Gay tarafından açıklandı. Şimdi dolayısıyla o tek dünyacı CIA grubu. Bunların içinde David Rockefeller var, McCloy var, işte Brzezinski'ler var, herkes var. Bundy var, George McBundy'ler var, John Foster Dulles var, Alan Dulles'lar var, var oğlu var, yani herkes var buralarda. Buradaki tek dünyacı CIA şu anlama gelir: dünyada egemenliğimizi korumak için ne işbirliğine, ne diyenliğimizi korumak için ne işbirliğine, ne diyaloğa, ne şuna buna hiçbir şeye gerek yoktur. Bir CIA yasasını çıkardılar ilkin oradan. Oradan kafa koparma bunların işi. Yani egemenliği sağlamak için ulus devletlerin kimdir başında kafasını kopar. Kimdir Musaddık kafasını kopar. Allende kafasını kopar. Suikastlarla, intihar yollarıyla, kuşatma yollarıyla, her türlü şeylerde
bu operasyonlarla tertemiz kafa kokararak git. Bunların temel amacı bu. Şimdi bu amaç çerçevesinde bir taraftan IMF Dünya Bankası'nı kurarlarken, yapılandırırlarken aynı zamanda da biliyorsunuz Marshall programını, George Marshall yani Truman doktrinini dünyaya getiriyorlar ve George Marshall planını, yani Avrupa'yı kalk daha önceden görerek bu çalışmalar geliyor. 47'lerde işte sonuçlanıyor Harvard Üniversitesi'ndeki Temmuz konuşmalarında. Hem Truman'ın hem George Marshall'ın. Peki reklama girmeden bir cümle öğrenmek istiyorum. Çünkü yönetmen arkadaşım ısrarla söylüyor ama. Peki o zaman 1945'te Amerika Birleşik Devletleri dünyanın jandarmalığına soyunmadan önce Pearl Harbor baskını olmasaydı Amerika bu kadar saldırgan ve atak bir dünya siyaseti izleyecek miydi? Bir cümle istiyorum sizden. Tek cümlem şudur. Pearl Harbor zaten Amerika tarafından düzenlenmişti. Ve bunu düzenleyen Brookings'tir. Programını yazan o. Tamam. Peki. Aldım cevabını. Tamam. Evet sevgili izleyenler, Erol Bilbilik'le Zeitgeist, Zamanın Ruhu belgeselini konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra burada olacağız. Lütfen şimdiki zamandan ayrılmayın efendim. Evet sevgili izleyenler, şimdiki zamanda Zeitgeist belgeselini konuşmaya devam ediyoruz. Evet Erol Bey, reklam öncesinde kalmıştık. İsterseniz bu Amerikan Merkez Bankası'nın ne zamandan itibaren sanal olarak para ürettiğini anlatıyordunuz ama bunu biraz öncesinden almıştınız. Evet, 1945 ile birlikte dünyada bir sistem kurulduğundan sistem. Söz etmiştiniz. Şimdi evet, oradan IMF Dünya Bankası'dan geçtik. Marshall planı, Truman doktrini ama FED'e girmek lazım. Bu da FED yine bu dediğim dış ilişkiler konseyi kafa koparıcı CIA tek dünyacıların programı içinde var olan. FED şudur. Yani şimdi İngiltere merkezi dünya sermayesi sanayiden birikimini sağladıktan sonra Rothschild'ler bir artık sanayi sermayesinden azami karını elde etmişler ve küresel büyüklüğe kavuşabilmek için tası toprağı toplayıp New York'a gelmişlerdir yani. Ve New York'a cefere geldiği zaman New York merkezi kurulmuştur. Ve en büyük FED de New York merkezi FED'dir. Şimdi Timothy'nin geldiği yer, Hazine Bankası Bakanı olan. Şimdi niye en fazla orada? Çünkü sanayi merkezi, bankacılık merkezi New York. Sonra Amerika'nın 12 yerinde başlangıçta FED'ler kurulmuştur. Şimdi buraya gelmişlerdir. FED'in bütün inceliği şu. Yani kuruluş anında esas itibarıyla bir para sistemi kuruyorsunuz. Kuruluş anında bunun sistemi altın karşılığının bulunması tabii olarak. Tabii dünyada da böyledir. Böyle. Yani? Evet. Öyle kurulmuştur. Evet. Öyle kurulmuştur. Altın karşılığı, rezerv altın olacaktır. Yani o zaman da sabit çapa oluyor çapa. Sabit oluyor yani. Değişken çapa olmuyor. Böyle kurulmuştur. Ve sistemi gelip burada kuran esasında sermaye Rothschild hanedanıdır. Yani Rothschild hanedanı kendisine beraber olmayı teklif ettiği hanedan da Rockefeller hanedanıdır. Yani Rockefeller sermayesidir. Burada öyle bir oturtmuşlardır ki işi 10 milyon dolar basacaksın, 200 dolarlık bir kağıt ve boya sarf ediyorsun. Bu suretle basıp duruyorsun parayı. Maliyeti bu. Şimdi biz bunu 10 senede anlatamadık. Yani şimdi anlar duruma geliyorlar. Ve bu paraları tedavüle sürüyorlar. Şimdi buradaki şey şudur. Bu sermayenin en büyük kısmını koyan Rothschild hanedanıdır. Şimdi oralara geçmiyoruz. Rothschild gelmiştir. Bir bu dakika, nereye koyuyor sermayeyi? Sermaye yani bu sistemi koyan. Bu sistemi kuran. Sistemi kuran.
Bu sistemi zaten İngiltere'de kurmuş. 5 çocuğunun biri Almanya'ya, biri Fransa'ya, biri İtalya'ya şey yapmış. Biri Avustralya, sesi Rothschild ile Avustralya'ya göndermiş. Dünya küresel sermaye imparatorluğunun temellerini atmış bir aile. Şimdi dolayısıyla öyle bir durumdaki FED basıyor kağıda parayı, tedavüle sürüyor. Sürüyor. Ya öyle bir kıyak iş ki bütün dünyaya da o parayı kabul ettiriyor. Tabii nasıl IMF'de kabul ettiriyor, Dünya Bankası'da kabul ettiriyor, kuracağı NATO'yla kabul ettiriyor, askeri yardım programlarıyla kabul ettiriyor, Marshall Planı'na, Marshall Planı bir borç verme anlaşmasıdır. Yani yardım değildir, ismi de borç bir anlaşmasıdır. Dolayısıyla basa basa gidiyor. Şimdi basa basa gidiyor ve müthiş bir tedavüle para sürmüş oluyor. Vana da bunun elinde makina. Tamam. Ama şimdi isterseniz adım adım gidelim anlatmak için evet. Tam olarak. Türkiye örneğinden hareket edersek, Türkiye'de bir hükümet elindeki altın rezervinin fazlası veya altın rezervi karşılığı olmadan para bastığı zaman bu şu anlama geliyor, enflasyon oluyor. Evet. Yani emisyon hacmi artıyor karşılığı olmadan para yapıldığı için enflasyon artıyor. Peki dünyanın belki de hemen hemen en geçerli para birimi haline gelen dolarda bu durum gerçekleşirse ne oluyor? Yani dünyada nasıl etkileri oluyor? Seni yok eder kardeşim. İşte bu şey, bu sermaye gücü bunu dikte ediyor. Şiddet, askeri şiddet yapılanmalarla kabul ettiriyor. Şimdi buradan geldiğimiz zaman bunlar basa basa gidiyor. Kağıt basıyor, dünya hakimiyetini kuruyor. Herkesi teslim alıyor. Ne zamanki 1972 yılına geliyorsun, başkan Nixon'dır, Richard Nixon'dır, yardımcısı da Henry Kissinger'dır. Bakıyorlar ki kardeşim basıp basıp duruyoruz, bunun altın karşılıklarında rezerv tutuyoruz, buna da gerek yok diyorlar. Çünkü basmaya bir sınır geliyor esasında, yani yayılıyor. Daha fazla kağıt basarak, yani dolar basarak dünya hakimiyetinin sağlanması gereği doğunca hemen Nixon demen diyor ki kardeşim ya ne lüzum var bunun altını rezerv olarak tutacağız, kaldırıyoruz rezervi diyor. Şimdi rezervi kaldıran, Nixon'u kaldırtan güç, bu dış ilişkiler konseyi gücü, yani bu sermaye gücü. Altının rezerv olmaktan çıkarıldığında ne oluyorsun? Artık sınırsız olarak para basabilir duruma gidiyorsun. Ve o sınırsız durumda para basmak balonu geldi şişirdi, balon patladı. Şimdi esasında bakın, balon bu krizden bahsediyorum. Tabii krizde, son yaşanan krizden bahsediyorum. Son yaşanan, esasında son yaşanan krizin yaşanacağı tarih 1972'dir. Yani kaldırdığı anda altın karşılığı kalkmış, belli nereye gideceği iş. Orada iş patlamış, kapitalist sistem çökmüş. Ama o çökmeyi önlemek için bu sistemle devam etme kararı almış. Tam da o anda yapılan şey şudur, bakın. Tam da o alanda dünyanın tek sermaye gücü de o anda yapılan şey şudur, bakın. Tam da o alanda dünyanın tek sermaye gücü olan Dış İlişkiler Konseyi 1973 yılında Kyoto'da Trilateral Komisyonu kurdular. Niçin? Çünkü bakın, şimdi sen altının karşılığını kaldırdın, bas Allah bas. Ama orada da bir üçüncü ayak lazım bu Dış İlişkiler Konseyi'nin. O da Tokyo ayağı oluyor, trilateralin. Onu da kotarmak için David Rockefeller olsun, McCloy olsun, Zbigniew Brzezinski ortaya çıkıyor. En güvendiği adam da Rockefeller'in o. İşi başlatıyorlar, gidiyorlar Kyoto Sözleşmesi, o iklimle ilgili değil bu tabii. Orada o bilinen Kyoto protokolü değil, protokolü değil. Bu ve bunu sürüyorlar. Dolayısıyla buradan da
Asya'daki, Pasifik'teki yani Japonya sermayesini de bu suça iştirak ettirilerek, bu sermaye gücünü ittifaka alarak onu da koyuyorlar. Çünkü niye Japonya bu 70'lerde dünyanın en büyük bankacılık gelişmesi, bankacılık gücü Japonya'da olduğu için Japonya'da trilateral üyeleri, yayınladım isimlerini ben hepsini zaten onların, bu gücü alıyorlar. Dolayısıyla bunlar böylece şey oluyor ve bir ayaklanma olacak. Çin baş, Mao baş kaldıracak diye, daha da güçlü hale gelecek diye, Rusya daha güçlenecek diye de aynı anda paralel olarak şu siyasi stratejiyi gütmeye başlıyorlar. O da şudur. Bakın, altın karşılığını kaldıran kim? Nixon. Yanına kim koymuş CFR, yani Dış İlişkiler Komisyonu? Nixon'ın yanına kimi koymuş? Henry Kissinger'ı. Niye koymuş? Çünkü iktidara getirdiği Nixon'a CFR'nin tam güveni yok ama getirmiş. Niye tam güveni yok? Nixon Zamanı Yakalamak kitabında, hatıralarında, ben İsrail'i nükleer bomba atacağım demiş bir adam olduğu için tereddütleri vardır. Tereddütleri olmasına rağmen getirmiştir, getirir. Bir sürü Obama'yı da getirdi, şaklaban Obama'yı şimdi kullanıp atacak. O ayrı bir şey, bu real politik iş. Şimdi o zaman ne yaptı biliyor musunuz? Şimdi Çin'le bir ittifaka gitmeye karar verdiler. Çin-Amerika ittifakının temelleri aynı Kyoto, aynı altının rezerv olmaktan çıkması tarihiyle denk düşer. Çünkü bir ekonomik iktidarın küreselleşmesini gerçekleştireceksinin onun muhatapları var. Onların da ittifaka alınması bu bağlamda veya onlarla beraber hareket edilmesi gereği ortadadır. Senede 70'tir. Rusya da iki süper güçten biridir. Öyle değil mi? Şimdi burada şudur esas. Bakın. Şimdi esasında Çin-Amerikan ittifakının kurulması için harekete geçen mantıken Amerika olduğu zannedilir. Hayır, Mao'dur. Niçin? Mao diyor ki doktoru Liu'ya, Liu diyor, şimdi Çin'in her tarafı Rusya tarafında düşman, Japonya düşman, altta Hindistan düşman. Bu Çin'i nasıl bir selamete kavuşturacağız diyor. Liu ben bilmem yo diyor Mao. Tabii o devrimci arkadaş. Çin'in, Mao'nun vardığı sonuç şudur. 5000 yıllık Çin savaş tarihini incelediğin zaman görürsün ki Doktor Liu diyor arkadaşına. Ne zaman ki Çin kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından ve komşuları tarafından biri, ikisi veya tümü tarafından kuşatılmışsa, tehdit altına alınmışsa buradan çıkış yolu şudur diyor. 5000 yıllık savaş tarihinin incelemesi sonucu vardı. Uzaktaki ile ittifaka gideceksin. Uzaktaki ile ittifaka gitmek demek çok Atlantik ötesiyle. Amerika bunu bilmiyor. Bu benim analizimi, Türkiye zaten bilmiyor da dünyada yeni yayınlandı bu. 5 sene önce bir İngiliz, dünyanın en büyük Gates yayınladı bunu. Şimdi o ittifaka gidiyor. Hakikaten o ittifaka niye gidiyor? Şunu söyleyeyim. Şimdi Çin'le, Mao Çin'iyle Rusya kedi köpek gibi düşman. Niye düşman? Çünkü Çin başka bir, Çin özü itibariyle Asyalı. Asyalı. Toprak itibariyle. Rusya Asyalı değil. O coğrafyanın insanı değil. Esasında Avrupalı. Esas itibariyle Türk Cumhuriyeti farklı bir şey. Ona almış egemenliğini Türk Cumhuriyetlerini ama onlar Asya halkları. Dolayısıyla gidiyor. Teşebbüsü de hep zannederdir ki Amerika bu ittifak. Hayır. Çin, Mao, Eric Hotung diye bir Hong Kong Tiger'ı var. Yani Hong Kong'un dev sermayedarı. Ve o dev sermayenin temelini Hong Kong,
Shanghai Banking Corporation 60. Yani Hasebe Bankası. Şimdiki HSBC. Yani İngiliz emperyalizmi o bölgeyi, Çin'i ve o bölgeyi egemenliğine altına alabilmek için HSBC güçleriyle oraya girmiş. O sermayeyi oradan süzmek için girmiş. Ve oradaki kuruculardan biri de Eric Hotung'un babası ve dedeleri orada. Hong Kong'un başı İngiliz yönetiminde idi. Tayvan'da öyleydi, aldı ya. Şimdi bunu da Hong Kong'da alındı, Tayvan daha alınamadı. Şimdi orada Hotung, aslında çok ters gelecek bir şey, Hotung dünyanın bu cefere örgütünün üyesi. Dünyada ilk defa ben bunu ortaya çıkardım. Üyesi, Çin'e gittiğimde araştırdım, çıkardım. Hotung'u çağırıyor. Hotung öyle bir büyük adam ki Georgetown Üniversitesi'nde 5 milyon dolara kendi kürsüsünü açtı. Clinton'la beraber kurdele kesti. Oradan mezun zaten. Ve bu adam ve Şangay'ı belediye reisini sonradan başbakan Zhu'yu seçtiren bu adam yani. Şimdi bu adam esasında Amerikan ajanı filan değil. Cefere, dünya egemenliğinin içine seçilmiş bir adam. Gidiyor, Mao diyor ki budur diyor, ittifaka gideceğiz. Arayı Mao'yla Amerika'nın arasını Eric Hotung buluyor. Şimdi ilk temasını şeyle, Zbigniew Brzezinski'ye gidiyor. Zbigniew Brzezinski ile Mao doğrudan doğruya müzakerelere başlıyor. Zbigniew Brzezinski'den sonra Henry Kissinger gidiyor. Gizli diplomasi bunlar hepsi. Second track diplomasiye giriyor. Evet. İkinci kanala. O gidiyor. Ama Türkiye çok iyi biliyor. Sonra kim gidiyor? Nixon, Mao görüşmeleri başlıyor. Ve ne oluyor oradan? İttifak kuruluyor. Amerika-Çin ittifakı. Bu neyi önlüyor? Çin'in Japonya tarafından tehdit altına alınmasını önlüyor. Çünkü Japonya Amerika ile ittifakta. Bu Çin, Japonya, Amerika bir açıdan da Hindistan ittifakı olunca ikinci süper güç olan dünyada Rusya şey oluyor. Yani egale ediliyor. Ve bu dediğim operasyon böyle devam ediyor. Tamam. Bu şimdi ittifak kurulduktan sonra... Sonra ne olduğuna devam edeceğiz. Devam isterseniz izleyicilerimiz de gerçekten yoğun ilgi gösteriyorlar. Merakla da bekliyorlar. Tabii Zeitgeist belgeselinden siz geçmişini anlatmaya başladınız. İsterseniz ikinci hazırladığımız daha kısa olan 3,5 dakikalık bir bölümü de var. RTR'miz var. Yönetmen arkadaşımdan onu rica edelim. Gene para bölümüyle ilgili, finans bölümüyle ilgili olan ikinci VTR'yi de lütfen ekrana getirsin. Onun üzerine tekrar tartışmaya devam edelim. Money is debt. And debt is money. Here is a chart of the US money supply from 1950 to 2006. Here is a chart of the US national debt for the same period. How interesting it is that the trends are virtually the same. For the more money there is, the more debt there is. The more debt there is, the more money there is. To put it, are virtually the same. For the more money there is, the more debt there is. The more debt there is, the more money there is. To put it a different way, every single dollar in your wallet is owed to somebody by somebody. For remember, the only way the money can come into existence is from loans. Therefore, if everyone in the country were able to pay off all debts, including the government, there would not be $1 in circulation. In fact, the last time in American history the national debt was completely paid off was in 1835 after President Andrew Jackson shut down the central bank that preceded the Federal Reserve. In fact, Jackson's entire political platform essentially revolved around his commitment to shut down the central bank, stating at one point, "The bold efforts the present bank has made to control the government are but premonitions of the fate that awaits the American people should they be deluded into a perpetuation of this institution or the establishment of another like it."
Unfortunately, his message was short-lived, and the international bankers succeeded to install another central bank in 1913, the Federal Reserve. And as long as this institution exists, perpetual debt is guaranteed. As dysfunctional and backwards as all of this might seem, there is still one thing we have omitted from this equation. And it is this element of the structure which reveals the truly fraudulent nature of the system itself. The application of interest. When the government borrows money from the Fed, or when a person borrows money from a bank, it almost always has to be paid back with accrued interest. In other words, almost every single dollar that exists must be eventually returned to a bank with interest paid as well. But if all money is borrowed from the central bank and is expanded by commercial banks through loans, only what would be referred to as the principal is being created in the money supply. So then, where is the money to cover all of the interest that is charged? Nowhere. It doesn't exist. The ramifications of this are staggering, for the amount of money owed back to the banks will always exceed the amount of money that is available in circulation. This is why inflation is a constant in the economy, for new money is always needed to help cover the perpetual deficit built into the system, caused by the need to pay the interest. What this also means is that mathematically, defaults and bankruptcy are literally built into the system, and there will always be poor pockets of society that get the short end of the stick. An analogy would be a game of musical chairs, for once the music stops, somebody is left out to dry. For, at the end of the day, who are you really working for? The banks. Money is created in a bank and invariably ends up in a bank. They are the true masters, along with the corporations and governments they support. Physical slavery requires people to be housed and fed. Economic slavery requires people to feed and house themselves. It is one of the most ingenious scams for social manipulation ever created, and at its core, it is an invisible war against the population. Debt is the weapon used to conquer and enslave societies, and interest is its prime ammunition. And as the majority walks around oblivious to this reality, the banks, in collusion with governments and corporations, continue to perfect and expand their tactics of economic warfare, spawning new bases, such as the World Bank and International Monetary Fund, while also inventing a new type of soldier. The birth of the economic hitman. Evet, biri kılıçla diyor, biri de borçla. Ulusları fethetmenin hitmenlere de rol veriyor. Evet, rol şimdi, veriyor. Ama buna girmeden önce evet. Ekonomik tetikçiyi işaret ediyor. Evet. Filmin bir bölümü, yani ikinci bölümü olan Addendum'un içerisindeki dört bölümden bir tanesi bir ekonomik tetikçinin itirafları diye. Sizin önünüzde de görüyorum zaten böyle bu isimle çıkan bir kitaba ilişkin eleştiri yazıları da yazmıştınız. Evet. Bir ekonomik tetikçinin itirafları da aslında bütün dünyaya nasıl yayıldığını ve hükümet darbelerinin, devlet darbelerinin, devletlere yönelik siyasi suikastleri de içinde barındıran birçok eylemin nasıl yapıldığını anlatan bir süreci de özetliyor. Evet. Ama dilerseniz ona gelmeden önce hattımızda bir iktisatçımız var. Sayın Uğur Civelek. Sayın Civelek, iyi geceler. İyi geceler, iyi yayınlar. İzleyebildiniz herhalde programın bu saate kadar olan bölümünü. Evet, izledim. Evet, izlediniz. Şimdi ben çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. Çünkü filmde de bu özellikle vurgulanıyor, Zeitgeist filminde. Gerçekten ekonomik terimlerin karmaşıklığı halkın anlamaması için mi yapılmıştır Uğur Bey? Kısmen öyle düşünülebilir. Genelde para bir borç enstrümanı olarak da kullanılabilir. Borçlar da insanları yönlendirmek için önemli bir araçtır. Geniş kitleri, ülkeleri yönlendirebilirsiniz. Sizin konunuza biraz daha farklı bakabilmek için bir özet yapmak istiyorum. Buyurun. 1945'te yeni bir dünya düzeni kuruldu ve bir yerde bitecek. Bu dönemin kurumları var. İşte IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi siyasi ekonomik karışık bir yapı. Ve bu dönemi iki önemli bölüme ayırabiliriz. Biri Soğuk Savaş dönemi,
diğeri Soğuk Savaş sonrası yeni bir dünya düzeninin hazırlıklarının yapılacağı dönem. Şimdi bu genelde yönlendirici kim? Evet, CFR, Bilderberg, Trilateral Komisyonu'nun belirleyici olduğu belli. Takvim aşama aşama ilerliyor. Şu an Amerika'da bir önceki dönem neokonların iktidara gelmesi de onların destekleyip yönlendirdiği, kullandırdığı bir sürecin bir parçası. Ama 45 öncesine bakarsak bugünkü anlamda Merkez Bankası'nın olmadığını görürüz. Altın karşı olmadan para basılamadığını görürüz. Bugünkü anlamda para politikası uygulamalarının mümkün olmadığını görürüz. Peki bu dönem bittikten sonra ne olacak? Muhtemelen apayrı şeyler olacak. Bu döneme has özelliklerden bahsediyoruz ve bu sistemin yönlendiricileri var. Ve bunlar aldatmayı özellikle 70'li yıllardan sonra daha yoğun bir şekilde yapıyorlar. Sistem iyice karmaşık hale geldiği için geniş kesimler, hatta ülkeyi yönetenler ne olup bittiğini anlamıyor. Yönlendiriliyorlar. Çıkar çatışmalarını dahi anlayamaz hale getiriliyorlar. Türkiye'de yaşananlar bunun bir örneği. Biz 50'den sonra yaşadığımız süreç kendi irademizle değil, halkın iradesiyle değil. Türkiye'de uygulanacak politikalar birileri tarafından belirleniyor. O politikaları uygulayacak olan taşeronlar seçiliyor sadece seçimlerle. Peki. Gelişmekte olan ülkelerin çoğundaki durum kabaca böyle. Evet. Bir daha ilave edeyim. Buyurun. Bakın Federal Reserve, IMF aslında Merkez Bankası'nın bankası konumundadır. Ama Federal Reserve, IMF'nin altında bir kurum değildir. Amerikan hazinesi tahvil çıkarır, iç borç senedi çıkarır. Federal Reserve bunu alır, para çıkarır, piyasaya para sürer. Karşılığı vardır çünkü. Ve Amerikan devlet tahvili... Karşılığı nedir Uğur Bey? Uğur Bey, karşılığı nedir o paranın? O paranın karşılığında Amerikan devlet tahvili vardır hazinenin çıkardığı. İşte şimdi... Ve bu tahvil dünyanın en itibarlı kağıdıdır. 3A reytingli. Tamam. Amerikan hazinesinin kredi notu düşürülemez. Düşerse tamam. Sistem çöker. Tamam. Şimdi işte sistem dediğiniz zaten sistemin yalan olduğunu anlatan bir belgesel üzerine konuşuyoruz. Şimdi evet. O çıkardı dediğiniz ve çok yüksek prestijli olduğunu ifade ettiğiniz kağıdın aslında dijital ortamda sadece bir şifreden ibaret olduğunu ifade ediyor bu belgesel. Şimdi, yani hükümet bir şifre olarak çıkartıyor. Gerçekte tahvil dahi yok ortada. Karşılığında da para dahi basılmıyor. O da bir şifre olarak bu parayı, işte bu tahvili para karşılığında satın aldığını ifade ediyor. Gürkan Bey, şöyle söyleyeyim. Bir, bugün dünya dolara güvenmese, itibar etmese o doların da bir değeri olmaz. Onun karşındaki Amerikan hazine kağıdının da bir değeri olmaz. O gücü geniş kitleler veriyor oraya. Neden? O paraya güvenerek. Burada evet. 1945 sonrası kurulan düzende iki ana unsur var. Finansal eğilimler kontrol altında ve medya kontrol altında. Geniş kitlerin kanaati yönlendiriliyor. Neye güvenecek, neye güvenmeyecek. Evet. Bu ikisi birlikte sistemin temel direğini oluşturuyor. İnsanların kendi iradeyle yaptıkları şeyler aslında kendi iradeyle yaptıkları şeyler değil. İnsanlar sistematik bir şekilde robotlaştırılıyor. Evet. Ve onların gözlerine at gözlükleri takılıyor. Her tarafı göremiyorlar. Sistem karmaşıklaştıkça gerçeği süzmeleri daha bir zorlaşıyor. Evet. Peki mesela, ben şunu öğrenmek istiyorum. Özellikle dünya sigortacılık sisteminde de bu böyledir. Şimdi Türkiye örneğinden yola çıkacak olursak, şu anda Türkiye'de sigortalanmış bütün arabaları, evleri, kişileri, sağlık sigortasını vesaireyi düşünün. Üstlendiği risk aslında bütün sigorta şirketlerinin sermayesinin bile çok ve çok kat kat üzerinde olan bir tutardır. Yani aslında o riskin hepsinin aynı anda gerçekleşmeyeceği ilkesinden hareketle sigortacılık inşa edilmiştir, kurulmuştur. Yani bunu bankacılığa da uyarlarsak, bugün dünya bankacılık sisteminde, çünkü belgeselin az önce izlediğiniz bölümünde de dikkat ettiniz bilmiyorum. Sistemde dolaştığı iddia edilen para var olan mevcut paradan fazladır diyor. Yani spekülasyonu yapılan para aslında mevcut paradan daha fazla. Bu da aslında bankacılık sisteminin de bir tür saadet zinciri gibi oldu. Yani bir güvene dayalı ama netice itibariyle bir saadet zinciri olduğu çıkarsamasını bize yaptırır mı? Tabii. Bir, bankacılık sisteminin merkez bankalarının iradesi dışında para yaratma yeteneği vardır. Buna kaydi para derler. Merkez Bankası'nın tahvil alarak yarattığı para 10 birimse mevduat kredi ilişkisi ile bunun 5 katı, 10 katı, 20 katı piyasada para arzı gelişebilir, genişleyebilir. Şimdi para arzı derken
geniş tanımlı para arzı ekonomideki durumu belirler. Merkez bankalarının yarattığı para da kısa vadeli para arzıyla bağlantılıdır. Evet, geniş tanımlı para arzı bankacılık sistemiyle yaratılandır. Onun için Merkez Bankası'nın yönlendirilmesi yetmez. Bankacılık sisteminde de egemen olunabilmesi son derece önemlidir. Mesela şu an Türkiye'de bakın, Merkez Bankası'nın yarattığı para bellidir. Ama piyasadaki para arzı mevduat kredi ilişkisiyle çok daha yüksektir. Çünkü Merkez Bankası'nın yarattığı para elden ele dolaşır, birileri için gelir olur, tasarruf edilir, bankalara gider. Bankalar bundan yine kredi verir. Sürekli bu hareket para arzını Merkez Bankası iradesi dışında genişletir. Ekonomik büyüme bu sürecin bir parçasıdır. Enflasyon da bunun üzerinde belirleyici değişkenlerden biridir. Peki. Ama işin kökeninde bir yönlendirici var mı? Evet, var. Peki faiz ona mı yarıyor? Şimdi faiz ona mı yarıyor? Dünyayı yönlendiren kendisine çok değişik doğrudan dolaylı menfaatler yaratabilir. Pastanın büyüklüğünü etkileyebilir. Paylaşımını belirleyebilir. Bu dünyaya gelmiş en önemli güçtür. Aklını daha farklı kullananlar, daha az kullananlara üstünlük sağlamıştır. Ve onları adeta hipnotize etmiştir, suistimal etmiştir. İnsanlar da borçlandıkça bunu görseler de bir şey yapamamışlardır. Evet. Peki sizce şu anda devlet başkanları düzeyinde dahi bunu görenler var mı? Yani görüyorlar mı bu borç sarmalının bir türlü bitmek bilmeyeceğini ve sürekli bu sistemin aslında birkaç aileye veya birkaç gruba, neyse artık kimse onlar, onlara hizmet ettiğini dünya görebiliyor mu sizce? Şimdi insanlar kendi toplumlarına devlet yöneticileri güvenseler, orta uzun vadeli bir güven olsa buna karşı bir tavır alabilirler. Ancak şu anda gelişmekte olan ülkelere bakarsanız devletin yönetenlerin kendi tabanlarına, oy verenlerine bile fazla güvenemediğini, bir dehşet dengesi içinde yönlendirildiklerini görürsünüz. Yani dünyadaki sermayeyi kapatabilen ülke çok fazla değildir. Bunu Güney Amerika'da Chavez'de görüyorsunuz belki. İstisnai evet. Örneklerdir. Ama onun da etki alanını daraltmak için, benzer eğilimleri yaygınlaşmasını önlemek için çok çaba harcanmaktadır. Türkiye'de Atatürk'e karşı tavırda bunun bir sonucudur. Evet. Peki son soru, aslında bir ekleme yapmanızı istiyorum. Siz de 1970'lerden itibaren, Sayın Bilbili'nin söylediğine katılıyorsunuz herhalde, 70'lerden itibaren altın rezervi karşılığı kaldırılarak para basılmaya başlandı Amerikan Merkez Bankası tarafından diyorsunuz, değil mi? Bir farkla, 70 yıllar çok ilginçtir, ekonomik kaos dönemindir. 1970'te Amerika dolar getirene altın, sabit fiyatı altın verme eğilimini durdurmuştur. Bunu 71'de Smithsonian Anlaşması'yla tescil etmiştir. Dolar dalgalanmaya geçmiş. Dalgalı kurla 1970'te dünya tanışmıştır. Ondan sonra altın karşılığı olmadan para basımı yoğunlaşmıştır. Bu daha önce de kısmen var idi. Sonrasına bakıyoruz, 1973 Philatelic Commission, hemen arkasından Çin'de diplomatik ilişki başlıyor 74'te ve Asya kaplanlarının doğumu gerçekleşiyor. Dünyada yeni bir genişleme dalgası başlıyor. Bu soğuk savaşın nasıl bineteceğinin anlaşıldığı bir dönemdir. Ve artı bir değişiklik daha var. Güçsüzü koruyan kurallar, güçsünün hareket edilen kuralları da kaldırıyor bu eğilim. Küreselleşmenin önünü açıyor deregülasyon diyerek. Dünya balon gibi o saatten sonra şişmeye başlıyor. Daha kaosa doğru, bugünlere doğru yaklaşıyoruz. Ve 1980'lerden sonra da yeni bir dünya düzeni arıyorlar. Şimdi yeni düzende kurallar ve kurumlar çok farklı olacak. Hiçbir şey bugünkü gibi olmayacak. Öncelikler, her şey farklı olacak. Onun için yeni düzende para kavramı olup olmayacağı dahi tartışmalı. Tek evet. bir otorite olsun istiyorlar, tek bir süpergüç olsun istiyorlar. Belki perde arkasındakiler o zaman sahneye çıkacak, amaçlarına ulaşabilirlerse. Peki. Ben şunu ilave edeyim. Buyurun, buyurun. Şimdi esas meselenin başlama noktası altın karşılığının kaldırılmasıdır. Tabii 1978'e doğru bu sistem oturtuluyor. Yani 70'te başlayan, 71-72 Wilsonian'dan Nixonian anlaşmalarıyla gelen süreç IMF'ye yansımasıyla birlikte 78'i buluyor ama çıkış noktası odur. Serbestçe para basıyorsun durmadan. Temel sene odur. Ve dünyanın şekillendirmesinde baz alacağımız yıl odur. Ama onun demin de söyledim ben, IMF 45'te 44'te çalışmaları Bretton Woods'ta başlıyor ama oturması 47'yi buluyor bunun. Böyle. Ama temel öyle atılmıştır. Ondan sonra yürümüştür.
Şimdi bunu ilave ediyorum. Bir de şu var. Şimdi şu da bilinmiyor. Şimdi zannedilmektedir ki FED, yani diyelim New York FED, Chicago FED, yani toplam bütün dünyada, bunu Amerika'da 12 tane zaten kardeşim bu. Bunların sahibini Amerika zannederler bir sürü insan. FED'lerin sahibi kapitalistlerdir. Yani sermayenin egemen güçleridir. Yani Rockefeller'indir. Yani FED Rockefeller'indir. Amerika devletinin FED'i değildir. O FED doğrudan doğruya bu kapitalist imparatorluğa çalışıyor. Onlar bu sistemi kuruyor. Peki. Bir de sanayi endüstriyel komple, yani askeri industrial concept var, yani ittifak var. Bu ittifakla birlikte Pentagon, yani Savunma Bakanlığı, tüm ihalelerini olduğu gibi sanki devlet hazinesinden, FED'in sahibi devlet hazinesiymiş gibi alıyor bütün şeyi, sanayiye veriyor. O sanayiye verdiği şeyi, paralarıyla kökten ninci radikallere geçer. Onlara finansör sağlar, terör örgütlerine. O buna müsaade edebilir mi? Babasının hayrına mı Noriega'ları, Panamaları yerle yeksan etti o eroin trafiği? Şimdi buradan gelelim şeye. İlaçta hepsi kârda. Bilmem ne de petrolde hepsi kârda. Citigroup, Manhattan, Chase Manhattan, Citigroup değil mi? Rockefeller, Paul Warburg, bunların bankaları. Bunlar sözde zarar etti değil mi? Daha ilk gün finansla kurtarılan bunlar. İlk gün bakın. İlk gün. Şimdi dolayısıyla bu, bir de şunu söyleyeyim. Getirdiler adamı Obama'ya. İflasta Amerikan ekonomisi çıkıyor her gün televizyona Obama. 3 milyon insan işsiz var. Mortgage'den herkes sokakta. Hollywood'da bile 3000 dolara evler satıyor. Laptopunu almış herkes sokakta. Diyor. Diyor. Timothy'nin Hazine Bakanlığı'na geldiği, tayin edildi adam. Geçen gün dedi ki Obama, al 2 trilyon sana dedi IMF'ye. 1 trilyon bilmem neye dedi. 10 trilyon Chrysler, Daimler, Benz dedi. Evet. Bae, Nae dedi. Boyuna trilyonlar dolaştırıyor. Ondan sonra Çin Başbakanı da dedi ki, kardeşim dedi, 670 milyar dolar bende dolar var dedi. Bunlar ne olacak dedi. Ben Yuan'a geçerim dedi. Putin de dedi, ben de ruble ile petrol alışverişim dedi. Şimdi buradaki film şudur, bakın. Şimdi nasıl ki 1972'lerde altın karşılığını kaldırdı, bas Allah bas, ondan sonra geldi balon patladı. Bu balon patlamasaydı eğer, bu balon dediğim Ceferen'in, Trilateral'in, Bilgelber'in, dünya tröstlerinin üzerine patlayacaktı. Yani patlaması kitle, zorunluydu yani. Zorunluydu zaten belli. Yani dünya kitle imha silahları sanayinin sahiplerine, uzay sanayinin sahiplerine. Petrol yine kurtarıyor kendini ve medya, yazılı görsel medya dünya egemenlerinin üzerine patlayacak ve finans kapitalinin üzerine patlayacak bir bomba gibi olacaktı. Bunu, bombayı en son sınırda patlattılar. Kendileri sadece rehabilite oluyorlar ve dolar egemenliğinden vazgeçmenin imkansızlığını görüyorlar. Şakur şukur İzlanda batıyor, Polonya batıyor, batan batana herkes batıyor. Avrupa Birliği'nde batan batana orada bir Sarkozy, bir Merkel biraz kurtarıyor paçayı. Ve oradaki John Brown, adam 250 milyar sterlin fonlarla resmen devletleştirmeye geçiyor. Bırak yani kısmı resmen. Dolayısıyla buradan 100 tane Amerikan türüstü nün yüzü batacağına, balonu erken patlattığı için
100 tane Amerikan tröstü içinden 90 tanesi gidiyor. Onların bütün varlıkları 10 tröstün eline geçiyor. Dolayısıyla zaten kapitalist sistemin, cefere sisteminin serbest rekabet diye bir şey yoktur. Rockefeller'in babasının sözü vardır. Serbest rekabet günahtır der. Sanki dini varmış gibi. Serbest rekabet olur mu ya? Dünyanın en büyük British Petrol'le diyelim Exxon arasında serbest rekabet olur mu ya? Öldürecek, geçecek, yükselecek, gidecek. Olur mu serbest rekabet? Evet. Şimdi buradan geldiğim nokta. Şimdi isterseniz gene bir ara verelim. Hemen... Reklama gitmiyoruz. Hayır. Bir tane izleyicimiz varmış hatta. Bu konularda araştırması olduğunu söylüyor. Yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Hatice Uludağız Tanlı herhalde değil mi? Hatice Hanım iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi aslında hocam o kadar güzel konuşuyor ki hani ben onu sözünü kesmekte bile böyle utandım ve kızardım. Yalnız benim araştırmalarım çok daha hani bilmiyorum hocamın bilgileri karşısında gerçekten çok cüzi miktardır. Fakat Rockefeller'ların geçmişine baktığımız zaman çok enteresan bir şekilde 1400'lü yıllara dayanıyor bunlar. Aslında 1400'lü yıllarda Rothschild ailesiyle başlıyor bunların geçmişleri. Ve İngiltere'de ilk piyasaya çıkıyorlar, öyle söyleyeyim tabiri caizse. Akabinde Rockefeller'ler Rothschild'lerin yanında çalışan bir aile. Amerika'nın bir dakika, Hatice Hanım, Rockefeller'lar Rothschild'lerin yanında çalışan bir aile, öyle mi? Evet, aynen öyledir efendim. Amerika'nın kolonileştirilmesi faaliyetleri neticesinde Rothschild'lerin oğulları Avrupa ve çeşitli Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterirler. Kendi yanında çalışan ve çok güvendiği Rockefeller'ları da Amerika'ya gönderirler. Hatta hocam çok daha iyi bilir, İngiltere ile Napolyon'un savaşı esnasında bu borsa tarihine kara perşembe olarak giren olayda da yine bizzat Rothschild'lerin parmağı çok büyüktür. Bizzat kendileri hatta organize etmiştir. Bunlar kayıtlarda da mevcuttur. Şimdi aslına bakarsanız bu konuyu o kadar uzun ki 1400 yılından 2009 yılına kadar 600 yıldan daha uzun bir geçmişi olan bir konu. Bunu konuşmayla bitirebilir miyiz? O ayrı bir konu, tartışmayla da. Fakat söz konusu olan şey, biz bu kısır döngü ve karmaşa içerisinden nasıl çıkabiliriz? Evet. Bence asıl mevzu burada. 6 aylık bir çalışma neticesinde aynı zamanda birçok şeyi araştırdım ve çok doğru şeyler söyleniyor şu anda dünyada. Parasız bir ekonomiye gidiş, ülke kaynaklarının kullanılması ve bunlarla ilgili sözleşilen ve konuşulan şeyler var. Her ülke kendi kaynağını kullanarak bir yerlere gelmesi lazım deniyor. Çünkü kumumuz varsa eğer, çimentomuz varsa, suyumuz varsa neden bunu yurt dışından veya IMF'den aldığımız borçla bir tesis yapalım? Söz konusu olan şeyler bizim elimizde var. Şimdi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Orada ekonomi profesörleri varken benim bunu dile getirmem ne kadar doğru bilemiyorum. Fakat bu tarz şeylerle başa çıkmanın en önemli metodu teknik bilgidir. Bir fizikçi olarak bunu söylüyorum. Teknik olarak ne kadar çok güçlenirsek o kadar çok söz sahibi olabiliriz. Çünkü bunlar bize teknolojinin getirdiği patent. Buyurun. Hatice Hanım, sizin mesleğiniz nedir? Fizikçiyim ben. Atom, moleküle, plazma fizikçisiyim. Ne fizikçisiniz pardon? Atom, moleküle, plazma fizikçisi. Evet. Peki, buyurun devam edin. Buyurun. Dolayısıyla teknolojik gelişmeler aslına bakarsanız ve onlardan aldığımız patentler dünyada söz sahibi olmamızı gerektirecek olan şeylerdir. Peki dünyada bizim teknolojik açıdan geliştirebileceğimiz neler var? Dünyada söz sahibi olabileceğimiz tek bir şey var. Bor. Yıllardan beri insanlar bunu bas bas bağırarak söylüyorlar. Bor minerallerinin değerlendirilmesi lazım. Bor dünyada tekeldir efendim. US Borax ve Etibor adı altında iki tane firma vardır ve bunlar tekeldir. İlk ürün olarak borun verilmesinde %78'i Etibor tarafından karşılanır. Son ürün bordan aldığımız maliyet fiyatı %4'tür. Bu içler acısı bir durumdur. Dolayısıyla artık petrol ve işte yakıtlar ve diğer konulardaki dünyanın hızlı gelişimi de ve çıkan bu işte Afganistan'ın işgal edilmesi Afyon tüccarlığı için. Hocam çok doğru bir yere parmak bastı fakat onu yeteri kadar oyamadık. Aynı zamanda Musul Kerkük veyahut da Irak, İran işgali de
petrol içindir. Fakat bunların her birisi tükenecek kaynaklardır. Bor şu anda enerji açısından kullanımı gündemde olan ve ne derler teori aşamasında olan elementlerden bir tanesi ve dünya hızla bor, temiz enerji kaynakları ve bunun gibi şeylere doğru gitmektedir. Ben anladım. Uzun lafın kısası. Biz evet. Ne yapabiliriz bu konuda? Biz neden yurt dışında olan bir Silikon Vadisi gibi büyük bir projeyi ve bor araştırma, mesela Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nü neden Türkiye'de kurmuyoruz? Hemen diyeceksiniz ki Türkiye'de kuruldu. Var efendim, çalışan sayısını söylemişse 12 tane uzman var. Peki Silikon Vadisi gibi çok büyük bir proje, yatakhanesi, yemekhanesi, işte bir sürü araştırmanın yapıldığı, cayır cayır makinelerin çalıştığı bir enstitü kurabilir miyiz? Bir kasabanın komple kapatılmasından bahsediyorum ben. Yani böyle 4. Levent'te bir plazadan bahsetmiyorum. Veya Ankara Eskişehir yolundaki 6 katlı bir binadan bahsetmiyorum ben size. Çok daha büyük projelerden bahsediyorum. Neden böyle bir şey Türkiye'de olmasın? Çünkü bir plazadan bahsetmiyorum. Veya Ankara Eskişehir yolundaki 6 katlı bir binadan bahsetmiyorum ben size. Çok daha büyük projelerden bahsediyorum. Neden böyle bir şey Türkiye'de olmasın? Çünkü ham madde burada. Venüs peki, projesi gibi projeden bahsediyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Addendum'da. Addendum'da. Gösterildiği gibi. Evet. Öyle bir proje neden olmasın? Peki bunun için paramız yok diyorlar. Gerek yok ki paraya. Paraya evet. Bunun için gerek yok. Baştan beri İnsanların söylemeye çalıştığı ve ifade etmeye çalıştığı gerçek şu ki bunun için paraya gerek yok. Siz müteahhit olsanız ve niçin çalışıyorsunuz? Kendi geleceğinizi ve çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak için, değil mi? Ben devlet olarak devlet tahvili, bonosu, hisse senedi, artık bunun adına ne derseniz deyin. Oraya bir proje veyahut da yatakhane diyelim ki yatakhanenin inşası var. Yatakhanenin inşasında devlet şeye çıksa, İhaleye çıksa, bir müteahhit olarak buradan elde edilecek kâra ortak olmayı istemez misiniz? Çünkü arkada devlet gibi bir kurum var. Ama siz gene tabii serbest piyasa kurallarına göre oradan finansman sağlamayı düşünüyorsunuz. Peki Hatice Hanım, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi geceler diliyoruz. Sağ olun. İyi geceler, hoşçakalın. Sağ olun. Evet, şimdi aslında tabii siz olayı çok finans kapital bölümünden aldık, biz bugüne kadar getirdik ama şimdi belgeselin dediğim gibi 4 ayrı bölümü var. Aslında 7 ayrı bölüm. Çünkü birinci bölümde Movi bölümünde 3, ikinci bölümde de 4 bölüm olmak üzere toplam 7 bölüm. Bu bölümlerden bir tanesinde de ağırlıklı olarak az önce izleyicimizin de bize hatırlattığı gibi enerji politikaları üzerinden bir değerlendirme yapılıyor ve bugünkü kullanılan özellikle ulaştırma başta olmak üzere enerjinin kirli, pahalı ve de riskli olduğunu söylüyor. Yani ne demek? Halen ulaşımda insanın can kaybına yol açması artık kabullenilebilir bir şey değildir diyor. Ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması. Örneğin işte rüzgar enerjisi gibi ki çok minimal ölçekte kullanılıyor. Okyanusların altında oluşan dalgaların enerjiye çevrilmesi gibi temiz, hiçbir efendime söyleyeyim zararı olmayan ve de risksiz enerji türleri kullanılabilir diyor. Ama bunların da önüne az önce sizin söylediğiniz gibi bazı tröstlerin geçtiğini ifade ediyorlar. Yani petrol tröstleri veya doğalgaz üzerinde tahakküm kuran güçlerin bu enerjilerin açığa çıkmasını engellediğini söylüyor. Keşke burada tabii bir telefon bağlantısı olsa da bir konunun uzmanı bir kişiyle de bu konuyu tartışsak ama mesela uçakla gitmenin dahi hem kirli, hem riskli ve hem de pahalı bir ulaşım aracı olduğunu, oysa New York'tan Pekin'e içi emilmiş, havası emilmiş bir tüple 4 saatlik bir sürede veya 3 saatlik bir sürede ulaşılabileceğini ve son derece güvenli bir şekilde ulaşılabileceğini, temiz bir şekilde, hijyen koşulları sağlanarak, hiçbir doğaya atık vermeden bunun yapılabileceği söyleniyor. Fiziğin geldiği noktanın buna yeterli olduğu da ifade ediliyor. Şimdi bu enerji politikalarını da gene finans kapital çerçevesinde bir değerlendirir misiniz? Az önce gerçi buna giriyordunuz tam olarak. Enerji ve ilaç tröstleri bu son krizde zarar etmemişlerdir. Çünkü şu anda bu krizi çıkartan CFR bunların kontrolündedir dediniz. Evet. Evet. Şimdi orada işte o şeye bağlayayım, ondan sonra buraya geçeyim. Yani
CFR yani hiç gözükmüyor mesela. Warren Buffett. Warren Buffett krizin göbeğinde çıktı, dedi ki en karlı bir durumdayım dedi. 5 milyarlık, 10 milyarlık, 20 milyarlık hisse senetleri alıp güçlenmeye baktı. George Soros boyuna hisse topladı, şeye para kazandı. Ondan sonra Templeton şeyinin dünyada 70 milyar dolarlık, hatta daha fazlasını hedge fonlara, yatırım fonlarına kumanda eden Mark Fabius durmadan Türkiye, Japonya, Tayvan borsalarından durmadan hisse senetleri toplandı, güçlü hale gelmeye çalıştı. Dolayısıyla bu Obama'yı getirdiler, balonu patlattılar. Şimdi o selected oluyor şeyler, 100 kişiye 10 tane daha güçlü dünya türüstü oluyor. Hepsi de CFR üyesi, hepsi de White Anglo-Saxon Protestant oluyor. Bunların egemenliğine geçiyor. Ondan sonra kumanda bunların eline geçti. Aynı 72'deki o olaydan sonra. Dolayısıyla bu yönüyle böyle. Gelelim şimdi öteki yönüne işin, yani teknoloji yönüne gelelim. Şimdi gelmeden önce de şu kısmını, bu John şeyi, Perkins'in bu para... Bir ekonomik tetikçinin itirafları. Tetikçinin itiraflarından. Şimdi bu söylemler var ya, izledik mi izledik. Evvela ben hemen şunu söyleyeyim. CFR emperyalizmi, küresel emperyalizmi, yeni dünya emperyalizmi, yani bu bildiğimiz emperyalist sistem. Bu kadar korkulacak bir şey değildir. Çünkü bunların karşısındaki en büyük güç ulusal devletlerdir, ulusal güçlerdir. Ulusal iktidarlarla bunlar tuzla buz edilir. O nedenledir ki zaten onların da birincil hedefinde ulusal iktidarlar vardır. Dünyada ulus devletleri parçalamak, ulus devletlerin gücünü yok etmek, dünyayı bir köy haline getirip egemenliklerini sürdürebilmek peşindedirler. Bunların ne dini vardır, ne imanı vardır, ne vatanı vardır, ne milleti vardır, ne coğrafyası vardır. Sadece ve sadece taptıkları, ne dinleri vardır, taptıkları yegane şey paradır. Ve yeni dünya düzeni, tek dünya devletinin tek bir dünya devleti ise, tek bir dünya merkez bankası, tek bir dünya bankası, tek bir Birleşmiş Milletleri olması lazım. Hepsinin de başında bunları olması lazım. Evet. Şimdi Dingo'nun ağrı gibi 202 tane Birleşmiş üye olursa bunları nasıl güdecek? Belli ki yeni bir dünya düzeni şekillendiriyor. Buradaki finansal kriz diye yutturuyor, sistem krizdedir. Şimdi buradan baktığımız zaman şu çıkıyor, yani bunlardan korkun. Şimdi diyor ki sistemi öyle bir dizayn etmeliyiz ki derken bu tetikçi olsun. Şimdi tetikçiye girmeden şöyle bir şey anlatayım ben. Bir saniye müsaade edin. İzleyicilerimizden bir kere yoğun bir şekilde ilgi var. Hı. Fakat serverımız çökmüş vaziyette. Dolayısıyla öyle. Mail alamıyoruz. Şu anda onu ifade edeyim. O bir. Serverımız çökmüş vaziyette. Dolayısıyla öyle. Mail alamıyoruz. Şu anda onu ifade edeyim. O bir. Evet. İkincisi... Bazı izleyicilerimiz telefonla ulaşıyorlar bize. Onlardan da gelen soruları ben size aktarmaya çalışacağım. Tamam. Ama herkes şunu merak ediyor. Zeitgeist belgeselini konuşuyorsunuz diyorlar. Fakat Erol Bey Zeitgeist belgeseli hakkında ne düşündüğünü tam olarak açıklamadı. Biz de finalde söyleneceğini... Giriş evet, giriş yapılıyor yani, ve finalde öyle. Söylenecek. Zeitgeist belgeselinin ne olup ne olmadığını anlatacaksınız. Onu da ifade edelim. O iki. Üçüncü bir hususta... Az önce söylediğiniz bölüm aslında Zeitgeist'in içinde bir bölüm. Evet. Perkins isimli bir ekonomik tetikçi olduğunu söyleyen bir kişi. Ekonomik hitman. Hitman ve evet. Bu çeşitli itiraflarda bulunuyor. Evet. Yani biz önce çeşitli, yani ülkemizde artık ekonomi daralınca ve bizim kazancımız sınırlı bir hale gelmeye başlayınca biz diğer ülkelerde
çeşitli eylemlere girişiriz diyor. Bunlar için izlediğimiz çeşitli yollar vardır diyor. Ve bunlardan itiraflarını anlatmaya başlıyor. Evet. İşte Irak'ta neler yapıldı, İran'da neler yapıldı, Bolivya, Ekvador'da neler yapılıyor. Bütün bunları sırasıyla anlatıyor. Aynen. Kimlerin başına neler geldi. Evet. Bu da bir kitap halinde yine bir ekonomik tetikçinin itirafları başlığıyla Türkçemizde de yayınlandı. Evet. Zeitgeist de aslında bununla örtüşen bir kitap. Bu evet, kitabı gösterelim isterseniz. Erol Bey bana verin isterseniz. Bu kitap ve bunun iki kitabı daha var. Evet. Tetikçi John Perkins'in 3. Evet. Ben ekranda getiriyorum. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins'in aynı zamanda John Perkins konuştuğumuz, program yaptığımız Zeitgeist belgeselinde de itiraflarıyla bizzat yüzüyle yer alan bir kişi. Birçok ülkede çeşitli operasyonlara katılmış ve işte Amerika'nın kudret noktalarıyla birlikte hareket ettiğini itiraflarıyla ifade eden bir kişi, bir ajan aslında. Anlatıyoruz şimdi. Ne, kim olduğunu siz anlatacaksınız. Şimdi dolayısıyla burada bu anlatıyor her şeyi. Evet. Gitmiş nerede kimi devirmiş, hangi petrol şirketlerini ele geçirmiş, kimleri öldürmüş, kimlere rüşvet vermiş, küresel güç yani CFR'nin yararına onun tetikçiliği olarak hangi cinayetleri işlemiş, kime rüşvetler vermiş, hepsini yazıyor adam. Şimdi burada dikkat edilecek şey şudur. Şimdi bunu normal bir göz şöyle okur. Bu kitabın Perkins'in ikinci bölümde yer alan Perkins'in gördüğümüz şeyde de konuşmalarında obje şu, yani diyor ki şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, onu yaptık. Yani dünyayı tarumar ettik diyor kendisi. Evet. Ve benim görevim ekonomik tetikçilik. Ekonomik tetikçilik ne demek? Emperyal sermaye, küresel sermaye adına bütün ulusal devletlerin mali ve yeraltı kaynaklarının elde edip hortumlamak, bunun içinde kendisine verilmiş parasal ve her türlü yetkiyi elinden geldiğince şakur şukur kullanarak hizmet etmek. Bunu söylüyor. Şimdi burada gözden kaçan şu bir. Bu adam... Ama burada çok ilginç bir yöntemi de söylüyor. Diyor ki biz mesela gittiğimiz ülkeye, örneğin İran'a gidiyoruz. İran'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmeye başlayacağız. Ama önce orayı borçlandırırız diyor. Görevi olarak. İlk taktik bu. Önce borçlandırırız. İlk ve tek taktik o. Tek taktik. İlkin borçlandırırız. Evet. Bir muazzam bir baraj projesi, muazzam bir elektrik projesi satarız. Başlarız onu borç Allah, borçlandır Allah, borçlandır Allah. O arada onun bütün servetlerini, yeraltı, yerüstü, insan servetlerini alırız. Küresel sermayenin emrine transfer ederiz diyor. Şimdi burada gözden kaçan şu. Şimdi bu diyor ki şuraya gittik şunu, buraya gittik bunu, oraya gittik yani. Burada gözden kaçırdığı şey doğrudan doğruya küresel sermaye gücünün örgütünü hiçbir yerinde ifade etmiyor. Küresel sermayenin örgütü dediğiniz güç CFR. Trilateral bir de adını bile anmıyor. Ancak bu örgütün mensuplarını Kissinger gibi bir tek yerde de Rockefeller'i alıyor ama Rockefeller olarak alıyor veya Rockefeller Vakfı olarak alıyor. Orada şahsen onu almasının hiç esas örgüt nedir? Örgüt bu örgüttür. Hiç bundan bahsetmiyor. Dolayısıyla esasında CFR'nin bizatihi temel stratejisi içinde bu adamın bu kitabı yazarak uyguladığı strateji budur zaten. Bu strateji, CFR'nin stratejisi şudur. Perde arkasındaki dünya küresel hegemonik gücünün örgütünü ağzına almayacaksın. Dünya bundan hiçbir şekilde haberdar olmayacak diye temel stratejisi var. Bu strateji harfiyen uyuyor bir. İkinci stratejisi bunların
esas itibariyle bir sürü gerçek, bu adam bir de devletin temsilcisi olarak görevlendirilmiş bir tetikçi değil. Bir özel kuruluşun tetikçisi olarak görev yapıyor. Bir özel firmanın, buradaki Severe firmasının, devletin dediği, o devlet zaten küresel sermayenin devleti esasında. Onu da gözden kaçırıyor. Hem Amerika devletini ve hazinesini gözden kaçırıyor, hem de temel örgütü, perde arkasındaki ana örgütü gözden kaçırarak kamuflaj yapıyor. Bir, bunu yapıyor. Bu çok iyi. İki, diyor ki ben bu kitabı bilmem kaç kere basılmış şöyle, 5 defa yazmaya karar verdim diyor. 5 defa yazmaya teşebbüs ettim diyor. Ve her defasında da beni ölümle tehdit ettiler. Kızımı öldürmekte, karımı öldürmekte, sevgilimi öldürmekte tehdit ettiler. Dolayısıyla ben bunu bir türlü yazamadım aslında. 85'lerde filan yazmaya kararı almıştım diyor. Yazamadım diyor. Dolayısıyla 2003'te 2004'te Amazon bölgesine gidiyor ve kitabını yazmaya başlıyor. Niye? Şimdi adam tabii öyle bir enteresan ki 12. sayfayı açtığınız zaman kitabın hazırlanmasında kendisine yardım edenlerle ilgili bir teşekkür var. Bak, buldum. Bu, o teşekkürdeki isim nedir? Evet, bana, siz altını çizmişsiniz. Evet, okuyayım isterseniz. Okuyun. İşte müsveddeler ortaya çıktıktan sonra, kitabın taslağından söz ediyor. Stephen Pearsanti beni kabul etmekle gösterdiği cesaretle kalmayıp yetenekli bir editör olarak ve sonsuz saatlerini adayarak kitabı tekrar tasarlamam için bana yardımcı oldu. Stephen o işte. Stephen'a beni ona tanıştıran Richard Pearl'e... Bitti. İş bitmiştir. Yani iş şudur. Şuranın tercümesi şudur. Ben 10 sene en az bu kitabı şuna götürdüm, buna götürdüm, yayın evleri korktu, beni öldüm tehdidiyle, ama Richard Pearl'e gittim, Richard Pearl'e de beni Stephen'a, basım evine götürdü. Yani neokonlardan, dünya egemeni, karanlıklar prensi, Cefere'nin en güçlü adamının araya girmesiyle, dolayısıyla da CIA onayının alınmasıyla. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, olarak değil. 1971 yılında Afyon yasağını Amerika Birleşik Devletleri uygulatmadı mı? O zaman bu tröstlerin eroin üzerinden geliri nasıl açıklıyor diyor. Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklatmaya başladı. Ecevit'ten önce o talebi vardı. Ondan sonra o talep Demirel tarafından iyi bir şekilde reddedildi. Niye yasaklatıyor? Hı hı. Yani Amerikan gençliğini eroinden kurtarmak, hı hı, için. Hı hı. Halbuki o zaman devreye onların soktuğu, kontrol altında tuttuğu Colombo'daki eroin mafyası, oranın üzerindeki trafiğe egemen olma ve bir yandan da sene 69 mudur nedir? 70 pardon. Oradan da Türkiye'yi baskı altına almak için o strateji şey yapıyor. Bunlar böyle teker teker şey yapılmaz.
realpolitiktir, bir bütün stratejinin unsurları olarak görülür. Orada temel strateji diyor ki yasaklayayım şerim, yakarım seni. Niye? Kolombiya'dan devreye girmiş trafik. İki, yasaklayayım şerim, ben seni istediğim şekle, politikalarıma uydurmak için bunu gerekli görüyorum diyor. Dolayısıyla da bir, ekonomik olarak da yıkıma uğratıyor. Haşhaş Eken Türkiye'de dünyanın insanı var. Orada muazzam gelir elde ediliyor ve orada yine de Türkiye'de ilaç sanayinde Amerikan ilaç sanayi olmayan Atabey gibi şu gibi bu gibi yerli ilaç sanayinde kurtarılıyor ve o ihtiyacını gidermiş oluyor. O nedenle orada anladım. Peki şimdi Erol Bey isterseniz şöyle toparlayalım. Evet. Zeitgeist belgeselini anlattık. İzleyicilerimize de izletebildiğimiz kadarını izlettik. Sabahtan beri de üzerinde konuşuyoruz. Şimdi siz öz olarak Zeitgeist belgeselinin aslında ne olduğunu ifade ediyorsunuz. Yani bir, internet üzerinden bunun yayınlanmış olması ve bir televizyon kuruluşunda yayınlanmamış olması yani doğrudan böyle bir anarşist çıkışı mı çağrıştırıyor, yoksa siz direkt John Perkins'ın ifade ettiği gibi aslında bir dezenformasyon, yani bir gizleme operasyonu olduğuna mı inanıyorsunuz? Tabii. Şimdi bir. Kısaca toparlayalım. Şimdi Richard Perle devreye giriyor. Küresel emperyalizmin çıkarları adına böyle bir kitabın bu kapsamda, bu formatta yazılması için CIA tarafından onay veriliyor. Hı. Bu dediğim temel stratejiye Amerika'nın uygun. Bu bir kamuflaj, bir örtü, bir esas örgütü saklama, göz ardında tutma projesi olarak onaylanmış bir kitap durumunda bir. İki, ve orada diyor ki adam, ben bir pezevengim diyor. Yani adam ekonomik tetikçi, ben bir pezevengim diyor. Öyle demeyelim de. Hayır, pezevenklik yaptım tamam diyor. Tamam da yani siz kullanmıyorsunuz. Evet, kullanmıyorum. Sayfa 138. Masa şu sette yasa dışı bir faaliyet sayılan bir şey yapıp seks satın aldığımdan, yani pezevenklik, onun yanisi bu. Tamam, siz söylemeye gel. Budur. Ne yapıyor biliyor musunuz? Amerika ile Suudi Arabistan'ın en güçlü mali kudrete sahip şeyhiyle tetikçi anlaşmaya varıyor. Anlaşmaya katkısı oluyor. Petrodolarları Amerika lehine transferler ediyor. O arada Boston'da oturuyor bu Perkins. Geliyor Boston'da bu Suudi petrol milyarderi, bana karı lazım diyor. Uzun boylu, sarışın, yeşil gözlü. En yakın arkadaşı pilotun karısını veriyor. Bunu kendi anlatıyor. Bir, evet. Adamın kitaptan bahsediyor. Ajan bu bir kere. CIA ajanı, onu baştan söyleyelim de. Evet, evet. CIA ajanı bu adam. İkincisi, başka bir yerde de kendimi bir fahişe gibi hissediyordum diyor. Bu ortaklarından biri şey yapınca diyor, işi bitiyor, emekli oluyor. Geliyor bir adam, yine Maine firmasının eski. Buna aldığı maaşın 10 misli bir danışmanlık ücreti teklif ediyor. Hı. İşi de hiç kımıldamayacak. Sadece ismi yazılı olacak. Bu büyük paraydı. Ben bunu kabul ettim. Buna isterseniz bir fahişe gibi davrandım deyin. Ben zaten öyle diyorum diyor. Başka bir şeyde de diyor ki aynı şeyi söylüyor. Şimdi burada analiz şudur. Bir, temel analiz, Richard Perley'in onayıyla 10 senedir basılmayan bu kitap basınlanmıştır. Çünkü bu bir adam CIA ajanıdır ve CIA'nin öngördüğü formatta dünyayı kösemiren, küresel iktidarını silah zoruyla, işkenceyle, CIA ile, IMF ile, Dünya Bank gerçek bir örgütün elemanı olarak bu ortaya koyuyor. İki, bunları böyle diyor. En son bölümde başlıyor çözüm yollarını önerme. Temel olarak çözüm yolu da esas itibariyle diyor ki bunun iki çözüm yolu vardır diyor. Mistisizmi ve dini temel alan Akbaba
aklı ve mantığı ve rasyonaliteyi temel alan kartal. Kartal'la Akbaba Kova burcunda buluştular. Kova burcunun çağrısıyla bir çözüm ortaya getirdiler. Bu çözümden rasyonalitenin, aklın ve iradenin hakim olduğu bir kurtuluş yolu çıkacaktır diyor. Bu suretle çözümü doğrudan doğruya agnostisme, izoterizme yani batıniliğe ve kadere teslim alıyor. Bir. İki, yani burada esas itibariyle Illuminati'ye götürüyor, öteki dünyaya götürüyor, gerçek dışına, somuttan soyuta götürüyor. İki, çözüm olarak derin ekoloji teorisini getiriyor. Derin, İşte Venüs projesi. Venüs dünyaya götürüyor, gerçek dışına, somuttan soyuta götürüyor. İki, çözüm olarak derin ekoloji teorisini getiriyor. Derin, İşte Venüs projesi. Venüs proje, derin ekoloji. Derin ekolojiyle diyor ki bu işte su kaynakları, mu kaynakları, temiz hava, hava kirlenmesi filan diyor. Öyleyse ne yapalım önerdiği. Şimdi tuvalette az su kullanalım. Yüzümüzü az suyla yıkayalım diyor. Yahu kardeşim dünyadaki su servetinin en büyük kısmı emperyalizmin dünya halklarına, kendi halkları da dahi empoze ettiği şey, suyun %80 kullanımı şeydi, tarımda. %80'i orada. Sen eğer iktisat edeceksen, temiz bir dünya yaratacaksan, o suyu tarımda kullanılan suyu azaltmaya gitmen lazım. Onu yapmıyorsun. İkincisi, teknoloji, fizik, şu bu teknodine gidiyor aslında. Teknodin diyorlar zaten. Teknodin diyor. Bu diyor ki işte rüzgar enerjisi, su enerjisi, dalga enerjisi, New York'tan kalkan Tokyo'ya 4 saatte gitme böyle şeyler. Peki kardeşim bu dediğin şeyleri kim yapacak? Kim üretecek? Hangi sermayeyle üretecek? Evet. O örgüt dünya egemen sermayesi örgütüdür. Onlar Anladım. Onu üretecek. Onlar sana pazarlayacak. Anladım. Sen onun pazarı olacaksın. Anladım. Onlar sana palavra yap. Bir şey ilave edeyim. Son cümle. Son cümle. Diyor ki sabah kalkın yatana kadar durmadan e-mail çekin, SMS çekin ve NGO'la yani sivil toplum örgütleri yahu bunların sivil toplumla, milli toplumla örgüt bir önlenmesi bu doğrudan doğruya ulusal devletleri dünya çapında bir tehdit oluşturan bir Amerikan emperyalizmin ana örgütünün üzerine örtü sermek onun uşaklığını, köpekliğini, pezevenkliğini yapmaktan başka bir şey değildir. Bu eskimiş, püskümüş, satın alınmış, pörsüklendirilmiş bir garip CIA ajanıdır. Bu tamam, peki. Burada bitirelim. Evet sevgili izleyenler, Erol Bil birlikte tabii söyleşi bitmek bilmiyor ama Zeitgeist belgesinin aslında bir dezenformasyon çalışması olduğunu çok etkilenen, çok tartışılan 60 milyona yakın insanın internetten indirip izlediği bunu belgeselin böyle bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Bir alıyor bütün şeyi sanayiye veriyor. O sanayiye verdiği şeyi, paraları kendi cebinden vermiş olmuyor. Sürekli onu zenginleştiriyor. Onu zengin sanayi şeyini veya finans kapitali hangisi ise zenginleştirirken Amerikan halkından, vergilerinden topladığı paraları kendine pompalıyor. Bu pompalama öyle bir şey ki burada 10 misli, 20 misli bir likütitede hareket getiriyor. Neticede bunu patlayan balon olarak gördük. Normalde bu son krizde aşağı yukarı 638 trilyon kağıt toplamı çıkıyor. Bütün fonlarla birlikte kağıt olarak mevcut kağıt 300 trilyon dolar civarında.
Yani patlamış iş. Yani 78'den önce patlama başladı. Saadet zinciri patlıyor. Tamamen patlıyor. Evet. İkincisi de... İsterseniz ona gelmeyin Erol Bey. Devam edeceğiz yine. Gene bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Bu arada Sayın Civeli'ye de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi geceler efendim. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet sevgili izleyenler, şimdiki zamanda Zeitgeist belgeselinden başladık. Finans Kapital'e doğru devam ediyoruz. Ama belgeseli konuşacağız reklamlardan sonra. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Anladım. Tamam. Kabinesi evet, hazır, haberi yok herifin. Sevgili izleyenler, biz reklam arasında da Erol birlikte konuşmaya devam ediyorduk tabii. Konu hararetli olunca stüdyomuzdan da arkadaşlarımızdan da uyarılar geliyor bize. Evet Erol Bey, şimdi isterseniz tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Siz gerçi arada şey dediniz, kafam oraya gitti. Kriz Cefer'in imalatıdır tabii dediniz. Canım. Ona bağlayacaksınız herhalde. Giderek bir balon vardı dediniz. Bu balon giderek şişti ve bu son krizle birlikte aslında çıkartılmış bir krizdir. Tabii. CFR tarafından çıkartılmış bir krizdir ve patladı dediniz. Tabii. Şimdi o patlayan balonun nasıl şiştiğini anlatıyordunuz. Buyurun devam edin. Şimdi ondan önce bir iki şey yapayım. Buyurun. Ben Mao ile Amerika yakınlaşmasını söyledim. O arada da Eric Hutton'dan bahsettim. Ve Eric Hutton var ya Hong Kong'a, yani Hong Kong Çin'in bir şeyi, İngiltere'ye geçmiş. Öyle bir yerde cefere olur mu? Olma. Niye var? Hasebece var. Hasebece oraya neyle geldi? Mason localarıyla geldi. Yani orada Mason locaları var. Mason locaları üzerinden cefere üyeleri, trileteler üyeleri üretilmiş oluyor. Bir bakıma tabii ki bu CFR'nin temel yapısında orada birinci rol o alanlar, çekirdek kadrosu olsun, ikinci kuşakta olan, üçüncü kuşakta, dördüncü kuşakta olan kadrolar içinde masonlar da var. Ama masonların gücü o zaman zirvedeydi. Şimdi masonların gücü CFR'nin gücüne, Bilderberg'in gücüne, trilater üyelerinin gücüne geçti. Onlar egemen oldu artık. Ama dünya masonluğu için söylüyorsunuz değil mi? Tabii bütün dünya masonları için söylüyorum. Türkiye'de de bu böyle midir? Bu böyle de. Türkiye ya onbaşı mason, taşeron, işte Fransız locasına mensup. Yani şimdi isim de söylenmez. Yok söylemeyin, söylemeyin. Söylemeyin, başımız derde giriyor. Şimdi dolayısıyla buna bir cevap vermiş. Şimdi gelince film şurada bakın. Şimdi bu balon gelmiş patlamış. Bir Obama denen bir adamı getirtmişler. Kolombiya'dan mezun, Harvard'dan mezun. Babası Kenya'dan Amerika'ya gelmiş. Protestan bir anne evlenmiş. Adam öyle zeki ki gitmiş Honolulu Üniversitesi'ni bitirmiş. Barack Hüseyin Obama'nın babası Barack Hüseyin Obama, o da Hüseyin. Öyle zeki ki gidip Harvard'ı bitirmiş. Nereden gelmiş bu adam? Kenya'dan. Ya Kenya'da kim keşfetmiş onu? Barış gönüllüleri 60-62'lerde. Almış bir adamı getirmiş, parlatmış, cilalatmış. O Kenya kim? Yomo Kenyatta'nın Kenya'sı. Kurucu başkan Yomo Kenyatta. O Kenya'ya kimler girmiş? Hristiyanlar girmiş. Misyonerlik faaliyeti. Misyonerler gelmiş. Adamın eline İncil'i vermiş. Petrolü almış gitmiş. Oradan gelen bir adam getirmişler. CFR'e, dünya egemen sermayesi, bir siyah derili insanın pazarlanması çok kolay. Buydu. Hem Afrika kökenli hem bilmem ne kökenli ve Demokrat Partili ve Clinton'lar arkasında, Zbigniew Brzezinski'ler arkasında, Cumhuriyetçi Partili olmasına rağmen Brent Scowcroft'lar arkasında, herkes arkasında kardeşim, pat diye oturttular adamı uzaktan komandolu bir şey diye. Şimdi buradaki film şurada.
Hemen geçiyorum. Bakın, şimdi bu krizde 7 kardeşe 7 gelin, yani Texaco, Exxon, Mexxon, petrol şirketlerinden bir tane var mı ki zarar etmiş olsun? Hiçbir tane yok. Açıklanan rakamlar ortada, devasa karları var. Dolayısıyla kim bu petrol egemeni? Rockefeller'lar. Bir zarar var mı? Hayır, yok. Dünyanın en büyük sermaye grubudur gözden kaçan. Dünya ilaç sermayesi. Şimdi isim de söyleyemiyoruz, anlıyorum. Bakın, ilaç sermaye grubunda, dünya tröstleri içinde E.L olarak diyeyim, PF diyeyim ve devam edelim. Bir kuruş zarar edeni yok ve büyük karları var. Niye? Çünkü dünyadaki bütün ilaç tröstlerinin kazancı ilaçtan değildir, eroindendir. Oh. Eroin dünya trafiğini Amerikan İmparatorluğu Pacific Basin adıyla kontrol altında tutmaktadırlar. Rockefeller ve Henry Kissinger şeyiyle, eliyle kurulmuş Pacific Basin şeyidir. Bu çok açık. 600 milyarla 300 milyar dolar arasında değişen bir eroin trafiği vardır. Ne kadar dediniz? 300'de 6 milyar dolar arasında değişiyor. 300'de 600 milyar. Evet, bunlar. Şimdi burada şey... Peki diyorsun, bir dakika. Şimdi ilaç şirketleri, ilaç tröstleri... Bütün karları burada. Karları buradan. Burada. Bunlar legal karlar mı peki? Hayır, legal olur mu? Nasıl i̇laç o zaman bilançolarına... İlaç sanayinde kullanıyor. Ha, ilaç sanayinde. Gayet tabii, tröst ya. Tröst bunlar. Bir oradan kazanırlar. Ya bugün... Los Angeles'ta, Hollywood'da 50 kere gittiğim yer, 1 gram saf eroin, 1 gram saf eroin, 1 gramı 5500 dolardır. 1 ton C vitamini 1000 dolardır. 1000 ton C vitamini ilaç haline getirdin mi 100.000, 200.000 dolardır. Bunlar ilaç sanayi kullan. Karzai iktidarı bir eroin iktidarıdır. Afgan. Ya gözüküyor artık Karzai'de, sen Karzai Afganistan'ı düzeltmeye, Pakistan'ı düzeltmeye ayvayı yersin, batar hepsi. Oradaki bütün şey haşhaş maşhaştan, yani onu önleme mümkün mü? Zaten Amerikan kapitalizminin eroin parasını üstüne oturtmazsa bütün bu paralar, ki onların tabiriyle kökten ninci radikallere